yanında oturuyor, tamam mı? Ciddi misin sen? Evet, işte sana anlatıyor. Sonra bunlar bir gün sonra da kavga ediyorlar. Ben de bunlara ayırıyorum. Sonra adamı götürdüm Yusuf abi. Götürdüm oraya. İçerinde var ki erkek gibi vallahi. Dedim. Mahvedecekler. Tabii. Maşallah. Aldım götürdüm Yusuf abi dedim. Ya siktir gidin dedi. Adam ya şimdi ben yaşlı adamım zaten bizde bilmiyorum ha. Yani özür dilerim bizde derken sanki Lan sizde yokmuş Celal gibi abi, saygı benim duyuyorum gibi değil. muhasebine yaptırıp Ben verdik. büyük insanım Celal abi, efendim. benim muhasebeme ne hakaret ettin sen o gün ya? Burada değil ya benim Ya muhasebem. benim senin Ne hakaret mahsaibim ettin? yanında Ne oturuyor. hakaret ettin sen o ya? Az bile az bile. Yapma öyle abi ya. Yaşlı adamın gözüne seveyim ya. Neyim Vallahi oluyor? yaşlı Neyim adamın. oluyor benim? Neyin oluyor sana? Kayınçon değil mi? Karısının Evet. hanımın Ben çıkıyor. dedim ki bir daha senin sokağından geçersem namerdim. Tövbe de Sen ya. adam değilsin. Ve de Tövbe köye abi ya. gittiğimde evine kesinlikle Peki sen uğramıyorum. niye bu kadar şey yapıyorsun? Niye bu kadar şey yapıyorsun? Abi Koşuyorsun bunlara. adam değilse değildir ya. Allah Adam da bir gün delikanlı olacak. Peki ne yaptı ki adamımızı? Ne yapıyor? Ben Ya boş senin ver. yani bir Boş ver. konuyu Mesela anlatıyorum. özel bir Nereye şey gidiyor değil. arkadaşım? Hayır ben şey ben. Hayır. Cemil'i anlat abi sen Cemil boş ver. Ben de diyorum ki Cemil adama anlatır Yusuf mı? abiyi gönderdim. Yusuf abi Cemil dedi ki ya anlatır. siktir oradan gidin dedi. Tövbe estağfurullah. Cemil ya. Size hem küfür ediyor dedi. Anadolu siz de dün de yanında oturmuşsunuz dedi. Tabii ki ben uyanamadım. O ara bizim Kemal daha ileri biliyor. Koruma geldi geldi dedi işte. Buraya kadar geldim camdan şak düştü. Bir daha geri gitti. Dedi kim ne bana küfür ediyor dedi. Kızı dedi ki Selam abi dedi. Sinirlidir dedi. Bravo sinirlidir yok. Dedi bana küfür eden çocuk, çocuğun yerine anasını avladığını ben korkmuşum. Ama ya ben korktum. Geldim burada bas bas bağırıyorum. O sinirim geldi mi ben zaten gözüm dönüyor. İşte onu Burada diyorum. bütün mahalleye küfürü basmışım. Çağırdım Cemil. Gel lan buraya. 2-3 gün gelmedi şeyler. Şeyler geldi. Cemil gel dedim. Yani Vallahi bana geliyor. Çocuğu geliyor bak çocuğundan. Ben çocuğundan utanıyorum. Evet. Çok düzgün bir oğlu var Çocuk yani. Diyor ki Celal abi vallahi hiç küfür etmedi. Yemin ediyorum küfür etmedi sana. O geldi O sonra. ama vallahi ben şikayet sana edene küfür etmiş o. Şimdi Öyle göz diyor. göre Biz şikayet onu etmiş. mecliste konuşuyoruz. Şikayet edene küfür etmiş. Abi şikayet edene benim kaynım şikayet etmiştir ya. Ciddi misin? E tabii canım. Niye diyor Kaynım. ki? Abi niye şikayet ediyorsunuz? Komşu değil misiniz siz ya? Ben Komşu. vallahi anlamıyorum ya. Komşu değil misiniz abi siz ya? Ya vallahi komşu komşunun külüne muhtaçtır abi. Biz Ya bir kimle tane bir tane bu arkadaşın Arbutun'un kuruluşunda dört bir Rizeli vardı. Hepsini sattı satarken dört kardeş birbirini öldürdü. Ne diyorsun abi sen? E tabii. Nereye gidiyorsun ya? Yani geç oldu. Allah'ım ya. Benim yeter o kadar rüzgar yok. Bak Ciddi ben de misin? diyorum yeter sen benim diyorum. Balkan'da mı kaldın? Ne yaptın fazla? Bugün bir ders verdim de dışarı çıkardım çocuklara bu güzel diye. Acayip güneş rüzgar. Evet, Bana yani dedim yan ki rüzgar yakmış seni, geri mi? Ben motorcuyum biliyorum yani. Şimdi pek güzel bir şey yok. Biz abi ne yapacağız? Sen bu şeyi... Ne yapacağız biz seninle şimdi Celal sen abi? Onu söyle, ne yapalım? Ne yapalım şimdi seninle? Sana kahvesi var. Ya sen bir kahve yaptırsana. Kahve yaptır. Abi yaptır kahve lütfen. 39 lira alacağımız olsun. Helal olsun. Sanki bütün sorun benmişim gibi. Vallahi sen aşk olsun sana ya. Değilse, onu demiyorum ya. bak. Of. Ya sen de öyle adam. Ben bak seni sevmesem yemin ederim burada oturuyorum. Ya Celal Hiç abi. konuşur muyuz ya? Allah'ını seversen. Bak Şurada ben senin bir ilmi ben ya. dedim bak al abi buraya gel dedim. Ben senden eğer düşmanlık güdüyor olmuş olsam birbirimize baka baka hinden hinden gidelim. Benim böyle bir derdim yok ya. Ben insanları seviyorum arkadaşım. İstediysen dünyanın en kötü insanı. Benim için hiç fark etmez. Vallahi seviyorum abi, ben insanları. İnsanları seviyorsa sana zarar vermeyen İnsanları sev. Abi Sana zarar... Sızık etmeyen insanları sev. Sana bir Sana şey söyleyeyim. Verir, saygı ver, saygısızlık Bir tane abim. Sen ekmeğinle oynayanı... Bir tane abim. Bak akşam sabaha kadar burası boş. Park et. Ben saat 8'de falan... 7, kaçta geliyorum? 7 çeyrek geçe falan geliyorum. Önemli değil. Servis saatinde git. Bir sıkıntı yok abi. Ben sabahları ne yapıyorum biliyor musun? Sabahları mümkün olduğu kadar o olaydan önce oraya çekiyorum. Evet. Diyordum ki hani evet. senin içinde diyordum hani biraz bir şey yüklemem yükleme olur. Ben burada değilim yani burası karavanlık olmasın. Aynen. Fakat Şimdi anlamıyorsunuz kardeşim. Yani çünkü Cem'in önünü açmaya gelmez. Ya. Şimdi bak bu sen şimdi şuraya park etmeyerek Cem'in önünü açmıyorsun. Sen bu adama... Cemil... Ama durun. Ya beni biraz iki kelimemi bitirmem. Pardon, pardon, pardon. Ben... Tamam. Gitme ya. Nereye gidiyorsun? Kahve geliyor. Bak ben sana şimdi bak. Tamam şu kahveyi yaptır ya. Yağız geldi dedi ki Allah abi burayı kesinlikle kullanmayacağız. Arabanı 24 saat bırak lan sorun değil. Ha, gitti ya. Abi ya. Şimdi Yağız'a sonra sen geldin. Sen ne oldu? Dedi ki Şimdi bu biliyorum. Bu her şeyi hani parmağını alırsın. Yavaş yavaş. Tamam, yavaş yavaş biraz daha gider. Tamam doğru öyledir. Hani tamam, bu saatten sonra Celal abi. Bu saatten sonra kışında insan oradan bir metre daha bu tarafa gelemez o adam. Gelemez de. Gelemez ki. Senin arabanı koş. Ya daha ne diyeyim ya hakikaten gelin. Sen niye bunu sıkıntıya anlamıyorum. Ya şurada ben abi yerde. Yapmazdık ya. Celal abi. Celal abi. Ben de diyorum ki bak. Burası şimdi onun bir kirasını kim yiyor? Şey, Celal sen şey, kendin pardon. Sen, bu olay seninle alakası yok. Bak kendin sen, senin yerde başka biri var. Evet, Cemil diyor. Cemil diyor. Oraya gelen kiracı orayı kullanmayacak diyor. Bak.
Şimdi sen olayı üzerinden anlıyorsun tabii değil mi? Sen şimdi dükkanın kirasını o veriyor abi. O yüzden anlıyor. Bak ben de diyorum anlamasak ki bunu ben baştan söyledim. Gelen kiracı sizden önce başta beni tuttu. Çağırdım adamı. Evet. Gel dedim. Emin ol ya dedim bak burada böyle bir sorunu vardır. Eğer sen bela istiyorsan gel. İstemiyorsan sen bilirsin. Adamlar caydı gitti. E şimdi ben sürekli insanlarla ben mi kavga edeceğim ya? Doğru. Hayır bana ama uyarıyorum. Diyorum ki kardeşim burası böyle sorunludur. Bak burayı kullanamazsın ha. Sen bu yolu bir satın almışız ha. Kullan alacaksan kiralayacaksan kirala bilirsin sen bilirsin. Buraya bir şey koydurmayız biz. Peki sana bir şey alıp geçelim. Tamam size aldım. Peki sana aldım. Şimdi mesela senin bu mal sahibi. Onu, şimdi bu adam senin akraban. Bu adam burayı kullanıyor, bu şey yapıyor. Ona da mı aynısı yani şimdi? Hangisi? Senin akraban. Şimdi gelse oraya arabayı çekse. Bu adam buranın mal sahibi. Ya zaten ben diyorum ya bu benim kaynım çok affedersen orası çocuğun önüne gidiyor. Lan küfür etme lan. Lan küfür etme lan. Lan küfür etme. Onu korurken o bana şey çıktı. Ben de dedim ki daha ulan bir şey yapmıyorum. Bıraktım dedim Cemil çıksın buraya kadar. Evet. Tamam mı? Tamam mı? Ya olmuyor. Abi hiç olmaz arabayı park edemezsin. Hiç olmaz arabayı park edemezsin. Şimdi bu yolu kapatsaydı Cemil durum arabayı park edemezsin. Sıkıntı olmayacaktı işte. Gülüyorum ya vallahi gülüyorum. Bu kadar komik geliyor ki bana anlatamam Cemil abi. Abi ben onu da ben arkadaşım şimdi valla burada onu diyorum ya. Şuradan şunun için şey oldum. Abi benim dükkanım öyle. Bak bir dakika bak. Celal abi. O olaydan önce bana dedin ki değil mi Celal abi ya bir cumartesi pazar hani. Evet. Diyordum. Ben cumartesi pazar ne yaptım? Tamam doğru. Ben sen okul tatil yolunda ne yapıyorum? Arabayı Çağlayan'a gönderiyorum. Nereye? Çağlayan'a. He Çağlayan'a. Tamam mı? Küçük arabamı neye park ediyorum? Buralara değil. Ta yukarıya bırakıyorum. Narine. Biliyorum abi. Niye? Bir defa getirdim, bunu getirdim, getirdiğim günde kar yağdı, oradan çıkaramadım. Çıkaramayınca geri zekalı da bunu yaptı. E şimdi ben bu saatten sonra sen bunu yaparsan, ben orayı bir daha hayatta doğru, biliyorum bak. Kullandırmam sen, işte. Değil mi? Sen belli ona, doğru. İnsan bir gelip demez mi yani? Sen belli ona. Ya arkadaş, bak ben de bir, bak bu konuda ben hiç haberim yok. Tamirciye götürdüm, hiç bakmıyorum ya. Nasıl olursa gözüm kör oldu görmedim. O kar, peki oraya zedelemiş mi kar? Arabaya ezmiş mi? Ahmet kendine bak ya. O zaman karın olduğu yer ya. Ben de diyorum ki düşse sorun değil. Bak düşse sorun değil. Ama bilerek yapması benim dokunmamı. Bilerek yapmamıştı pek zaten. Ya yapmamıştı. Vallahi ya, o adam öyle kadar. Ahmet. Gerçekten yapamaz abi. Bak sen de senin de huyunu biliyor ya. Yapacağını zannetmiyorum abi. Esaret edemez abi. Bilerek yapmamış. Ya bilerek yapmamız. Bilmeyerek yapmıştır da. Döküyor. Yeğenim diyor ki. Geliyor bana diyor ki. Yeğenim de. Ya abi görmüyor musun? Cemil abi diyor. Döküyorsunuz oraya park etme. Çağırayım mı ben? O Esmer olan. Allah'ın ya vallahi çağırayım. Senin sözünün itibarı sıkıyor. Dur abi senden ne? O Esmer olan genç olan mı? Genç olan. Dur abi çağırayım. Çağırayım. Celal abi senin sözün yeterli. Sıkıntı yok. Ya aynen öyle. Ya. Peki bunu ne yapacağız abi? Boşa sen bunu haklısın. Senin malına zarar ya var. Ya abi bak şimdi. Döyle mi canım? Biz senin yerimizde öyle var. Benim araba daha. Şimdi bir de şu var. Tamam. Şey yapalım. Ulan sen şu Bekir'i göndersene şeye. Yaptır arabasını abi. Yaptır arabasını. Yaptım. Abi sen arabayı yaptıralım biz. Yaptırsın abi. Ben de yaptırıyorum pardon. Ya ben sana 200 lira 300 lira sana kurban gerek ederim. Bu para sorun değil değil. Burada sorun olan ne diyorum sorun mu lan? Benim senin işin bak. Ya ama şimdi senin bazı işin üzerine. Bak bunu kırayım. Bu farklı bir şey. Elimi çarpıp düşürmesi farklı bir şey. Ya düştü. O bir kere yapmıştı onu bir kere de artık. Ne diyeyim ben abi? Onu hayatta inanıyorum. Ya ben yine diyorum bak ben... Sen kahve söyleyeyim mi abi? Yok söyleyemez abi söyleyeceğim. Söyleyeyim. Al su, bismillah. Ne şey sade mi içiyorsun? Orta olsun ya değil mi? Sade mi orta mı? Belki bunu kahveyle kandırırız. Bir kahvenin bir hatırı var. Dur işte 39 yıl alacak biz ona göre. Bugün, bugünü bir yıl sayıyorum 39 yıl alacağım var sanırım. Ya yok o tanıyor da ben biliyorum bak bizim sahibi bizim üniversitede çekiyor. Ben biliyorum onu. Hepsi bizim tepeyi çeken misin Gürsel? Sahibi benim okul şeyin okul arkadaşı. Gürsel paraları veriyor mu ya? Gürsel arkadaşlar hepsi var. Şey yapıyor nedir o? Ya, yani, benim hanım noterde çalışıyor Maslak'ta. O şeyin işini almıştı. Orta mı sade mi? Orta mı? Orta orta yurt içi karbonun içini almıştı. Rezil etti bütün şeyleri. Orta mı sade mi? Orta ya. Sade mi? Sade bu yüzden bu kadar haksızsın sen o zaman. O yüzden bana diyorsun bakın ben rahatım evet. Abi. Ya bak dünya malı için kimseyi kırmak istemem tamam mı? Benim iki tane kapım var. Ben yine diyorum geçen de söyledim. Benim yorum kapımda değil. Bak, bir... Benden iyi bir insan yok. Peki sana ben bir şey söylüyorum. Bak samimi söylüyorum Ahmet sen beni tanımıyorsun. Tanıyoruz ya. Yok hani yok. Bak aha bak. İlk geldim buraya senin telefonu yazdım ben. Bak bak görüyor musun? Bayrak gibi duruyor burada. Bak 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 bak. Peki sana bir şey söyleyeyim. Ben ne dedim sor bakayım.
Bak ben de gelmişim seni tanımıyorum. Ben tanımıyorum. O öyle bir adam değil dedi. Burada şeyleri yapan o dedim. Sen onu hiç tanımıyorsun da şimdi sen anladın. Şimdi sen iyi. Şimdi sen bugün ben mesela araya girmedim. Sen bu herifi ne yapacaktın şimdi? Katlayacaktı. Ya bu herifi katlayacaktı. Yakasına sarılın lan. Ben o anda bakana diyeyim sana. Yani lan bir de. Ben yere gittim. Celal abi. Sen hani o. Bir de asıl Allah'tan ki orada gördüm. Burada görmedim. Buraya gelene kadar. Tabii. Aradan işte. Bir saat geçti. He. Öfke gitti diyorsun yani. İyi ama şimdi bak. İyi oldu şu an. Ne gerek var? Boş ver abi, iyi oldu. Boş ver. Ya birinin canını yaktı. Bak şimdi. Belki kırdın. Burnunu kırdın. Bak. Beni dinle. Burnunu kırdın. Bak burnunu kırdın. Evet. Karnevan için evine çıktı. O çocuğun önündeki mahcubiyeti seni mutlu eder mi? Bak tek soru sordum sana. Evet. Belki burnunu kırdın. Evine ailesine gitti. O kızının yanında burnu aka aka gitti. O kızının üzüntüsü seni mutlu eder mi? Ben otururum o zaman ağlarım biliyor musun? Ben de onu söylüyorum. Çocuğunu ağladığını, çocuğunu gördüğünü. Ağlayıp bir şey. Bak ben öyle bir... Bak onun sana yaptığını yani. Söylemiyorum bile bak. O vicdanı boyutta bu sıkıntı abi. İşte ben de diyorum ki benim de yani bir insan vicdanen. Yemin ediyorum bak çok geçenlerde ben ya bu mahallenin de kişi ben miyim? Bu... Muhtar o. Bu şey var ya bu netratı. Seyit Eyboğlu. Ha evet. Bu iki tane büyük günümüze demiş ki. Buraya park etmeyin. Tamam. Adamlar dünya ömrüne park etmeyin. Duvarın dibine diyorsun değil mi? He? Duvarın dibine mi orası? Büyük minibüsler geliyor. İçinden geliyor. Aşağı park etmiyorlar. Geliyorlar buraya park ediyorlar. Tamam, adamlara... Onlar yeni başladı ama. Onlar yeni başladı. Yeni başladı. Şimdi orada onu mahalledeki biraz ona laf söylemişler. Sonra ben çağırdım birini. Ben dedim arkadaş. Şu mu senin olan bak şu değil mi şu? O değil mi senin ya? İyi mi? İşte, ha? Ha? Kapatayım mı?